Ver poşet, bir tane daha poşet şöyle tamamladı. Ne kadar bu da? Bir kaç kilo bu düşüyor? 7 lira 7,5 lira. Niye patates evinde yeni ürüne insanların ilgisi yüksek. Bu ürünü alanlara da soralım. Böyle bir patates evinin açılışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkımız için iyi. Zaten her şey çok pahalı olduğu için güzel düşünülmüş bir şey. Dur bakalım. 7-7,5 lira. Bizim için de. Ne kadar oldu? Dur bakalım. Bakalım. İyi patates evinin yeni ürün patatesleri müşterilerle buluşturmasını. Çok güzel bir şey. Yani zaten bu ekonomik hayat pahalılığından dolayı şu an için çok iyi ya. Ünye'ye Sarımsak Evi adı altında açtığı işletmesine bugün itibariyle hem de yeni sezon patatesleri de müşterilerle buluşturmak umuduyla Patates Evi'ni açan Nevzat Algı kardeşimizin açılış törenindeyiz ve saygıdeğer Ünye İlçe Müftümüz Hüseyin Okuş Bey açılışa ilişkin duasını yapacaklardır. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. İlahel alemin, ya Rabbi ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Kendine kul habibini ümmet eyle. Geçmişlerimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Bizleri her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Bizlere hayır kutularını bahşeyle, lütfeyle. Hayırlı mübarek olsun. Evet. Evet, hayırlı olsun. Saygıdeğer izleyenler, bir de Ünye'ye son 6 yıldır Sarımsak Evi adı altında açtığı müessesesine hizmet veren Nevzat Ilgaz kardeşimizin 55 yaşında olmasına rağmen 40 yıldır yaptığı bu işle iştigal etmesini takdirle karşılıyoruz. Kendisinin de 3-5 cümle sözünü alalım. Sarımsağın devamı olarak, sarımsağın evinin devamı olarak patatesle de beraber hizmete devam edeceğiz. Patates soğan içinde. Ünyeli hemşehrilerimize. Saygıdeğer izleyenler, esnaflığın bu kadar kutsal olduğunu gördüğünüz gibi yiyeceği bir lokma simiti ısırıp sonra müşterisine hizmet eden insanları görüyorsunuz. Esnaflık işte bu kadar kutsal, saygıdeğer insanlar. Para kazanmak bu kadar zor. Bir lokma simitten alıyorsun, ondan sonra tezgahın başına geçir, işte bu insanlara hizmet ediyorsun. Para kazanmak, helal para kazanmak bu kadar kutsal, güç ama önemli. Görün. Saygıdeğer insanlar, hem kendi kıymetinizi anlayın, hem de esnafın müşterilere karşı nasıl davrandığını sizler de kendi gözlerinizle görün. Şey, Ahmet abi. Vaa, öyle. Şimdi tezgahtan alınca ben patates alırım tabii ki ya.